2010 yılında olsam kesinlikle Disney Epic Mickey, Super Mario Galaxy 2 ve God of War 3 falan oynardım. Öyle de yaptım. Fakat bugüne geldiğimizde bende bir serinin eksik olduğunu fark ettim. Metro. Romanını oyunu öğrenmeden önce almış, fakat kitap okumakta bile beceriksiz olduğum zamanlarda okumaya çalıştığım için akşama kadar kitabı okuyup uyuyup uyandığımda en son ne olduğunu unuttuğum için asla bitirememiştim. Hala kitap okumakta beceriksiz olsam da kitap okumayı huy edinmeyi başardım ve ben derim ki kitap ve çizgi romanlardan uyarlanan bir eserin kötü olma ihtimali yoktur. The Walking Dead dizisi, Alan Wake oyunu, The Witcher, Dune filmi, Stalker serisi, bunların hepsi kitaplardan, çizgi romanlardan uyarlanan mükemmel eserler. Evet, Metro'yu bilerek bunların arasında almadım. Çünkü Metro'nun farklı bir durumu var. 2010 yılında çıkmış ve stüdyonun ilk oyunu olan Metro'yu tabii ki de günümüze göre ele almak olmaz. Fakat rakiplerine göre ele almamak hiç olmaz. 2010 yılında şahsen zeka seviyemi, bilgeliğimi ve zevklerimi göz önüne aldığımızda ben Papa'nın Burger Salonu oynuyordum. Allah'ım, hayatımda oynadığım en iyi restoran yönetimi oyunuydu. 2024 yılında bile çoğu oyuna taş çıkartır. Onun için benim 2010 oyunlarını oynama zamanlarım 2014 ve 2015 arasına denk geliyor. O zaman da oynadığım oyunlar arasında Metro vardı, evet. Sadece kapağıyla ve zombili olması bana bu oyunu oynamalıyım demeye yetirmişti. Assassin's Creed Brotherhood gibi, Red Dead Redemption gibi, God of War 3 gibi, Last of Us gibi, ki Last of Us'ın yerini bende doldurabilecek bir oyun yoktur, sevdiğim oyunların yanında kendine yer edinmeyi başarmıştı. Tabii oynayabilseydim. Bilgisayarımda ekran kartı olmadığından kaplamaların gökkuşağı gibi gözükmesine sebep olan aptal bir hata yüzünden küçükken aşırı hype'li şekilde indirdiğim oyunu oynayamamıştım. Ben de gidip PlayStation 3'ümden benim efsanelerim listesindeki oyunları tüketmeye devam ettim. Metro'yu bitirmek bugüne kısmetmiş. Ve şunları söylemeliyim ki ben hayatımda daha bokta... Tamam. Daha sakin ve düzenli bir giriş yapalım. Metro'nun gerçekten çok güzel yaptığı ve romanı oyunlaştırmayı, eğlenceli kılmayı başardığı çok kısım var. Fakat aynı zamanda oyunun derinliğini öldüren, direkt oyunun hikaye örgüsünün içinden geçen bir anlatımı var. Oyunun Last of Us klasmanında inanılmaz basit ve sade bir hikayesi var. Fakat basit hikayeleri güzel kılan tek element, derin karakterler yok. Oyunda gerçekten hiçbir karakter kendini önemli hissettirmiyor. Çünkü oyuna çok önemli bir şey eklemeyi unutmuşlar. Size kendinizi karakterlere yakın hissettiren diyaloglar. İyi bir filme bakın. Mesela Enes Batur hayal mi gerçek miye? Filmi iyi kılan şey konuya bir katkısı olmayan, karakterleri karakter yapan diyaloglar. Oyundaysa sadece görev diyen basit açıklamalar var. Ya bir karakterin üvey babası bile mi önemli hissettirmez arkadaş? Oyunda üvey babamızın yakın bir arkadaşı olan Hunter'dan bir görev alıyoruz. Hunter dışarı gideceğini ve geri dönmezse mesajını polis bölgesindeki komutana iletmemizi ve metroları kurtarmamızı söylüyor. Mesajsa karanlık olanların, yani şunların, insan ırkından çok daha güçlü olduğu ve eğer onları durdurmazlarsa insanlar diye bir şeyin olmayacağı. Oyunda bu mesajı aldığımız yerden sonra ne bir daha babamızı görüyoruz ne de Hunter'ı. Yani Hunter'ı şöyle flashback'te falan gösterseler, Hunter'ın ailedeki önemini ya da boş verin Hunter'ı, ulan babamızın önemini babamızla Hunter'ın ilişkisini falan gösterse de göreve bağlansak be kardeşim. Oyun laps diye, ben Hunter, babanın arkadaşı, ben de baban, hadi ona göre kafanda kur bizi diyor. Anlayacağınız karakterlerin önemi saldım çayıra mevlem kayıra kıvamında. Bir ara verilen her emire itaat edince oyunun sonunun hahaha seni kullandık sen de köle gibi bizi dinledin falan olacağını sandım ki öyle bir şey olsaydı öyle bir şey olamaz. Benim videomda olmaz. Oyunda kapıştığınız sünger bob gibi yaratıkların yanında kütüphaneciler adında öldüremeyeceğiniz ama gözlerine bakarak üstünlüğünüzü gösterip alt edebileceğiniz eğlenceli rakipler de var. Oyunda en çok zevk aldığım, en çok korktuğum kısım burasıydı. Çünkü ne zaman gelecekleri, nereden gelecekleri belli olmadığından ve çita gibi hızlı olduklarından hem zorlayıcı hem eğlenceli karakterlerdi. Ama şu bölüm wow. Hayatımda daha saçma bir bölüm görmedim. Oyunda size gitmeniz gereken yönü gösteren saçma pusula sanki altına mıknatıs tutmuşsunuz gibi sizi sürekli aynı yere götürdüğü için hiç şakasız 2 saatimi harcadım. 2 saatim şu boktan bölümü geçmek için gitti. Sağ ol Metro. Tabii tren raylarında yargı dağıttığımız bölümlerin hakkı yenir mi? Yenmez.
Ayrıca şu kadından uzak durun. Siz yoldan çıkarmaya çalışıp tüm paranızı çalıyor. Uzak durun. Sadece bu kadından değil, genel olarak karakterlerden uzak durun. Çünkü hepsi donuk, tepkisiz. Sadece olmak için olan karakterler. Sonuç olarak elimizde Sünger Bob gibi düşmanlarla çatışmaya girdiğiniz, bölümlerinde sorunlar olan, fakat eğlenceli sekansları da olan, atmosfere uyan ve havayı veren müzikleri olan, çeşitli süngerleri olan, hikayeyi kötü anlatan, hatta hikayesini anlatamayan bir oyun var. Aklım böylesine güzel bir hikayeyi nasıl bu kadar kötü anlatabildiklerini anlamıyor. Yapılan hatalar maalesef çözümleri kadar basit. Peki benim bu oyunda sevdiğim şey ne oldu biliyor musunuz? Bana yaşattığı hisler. Oyunu oynarken gerçekten kendimi bir nostalji treninde gibi hissettim. Bir şeylerin iyi olması için çok fazla çaba sarf etmeye gerek olmayan zamanlara gittim. Çünkü bu oyun buna tam uyan bir oyun. Oyun açıkça Metro romanının resmi fan yapımı oyunu gibi duruyor. Öyle de zaten. Metro ne zaman oynasam bana bir şeyin güzel olması için karmaşık olmasına gerek olmadığını hatırlatacak bir oyun. Bir şeyleri güzel kılan şeylerin yaşattığı deneyimler olduğunu hatırlatacak bir oyun. Emin olun Metro bu yüzden güzel bir oyun. Puanım 10 üzerinden 6. Ne bekliyordun dostum? Burası belediyenin çorba standı mı?